Sevdiklerimizin sakarlıkları onları daha sevimli hale getirirken, diğer yandan sevmediklerimizin sakarlıklarına neden gıcık oluyoruz? Bu soruyu soran çok gıcık bir arkadaşım. Tipik bir Ali Aktal sorusuna benziyor. Bir marka o artık. Sevdiğimiz ve sevmediğimiz insanlardan ziyade aslında sevimli gelmek, komik bulmak yani mizahi değerlendirilmekle bunu bir tehlike ya da olumsuz bir durum olarak algılamak arasında meseleye bakışımızdaki duygusal kabullerimizin çok büyük önemi var. Mesela mizah karşısında gülmekle üzücü bir olay arasında ağlamak arasında çok büyük bir fark yoktur. İkisini tek ayıran şey bize zarar vermeyen ve karşıda izlediğimiz başına gelen kişiye de bir zarar vermeyen çelişkili durumlara gülerek cevap veririz ama karşıya ya da bize zarar verebilme potansiyeli taşıyan hayati tehlike taşıyan hadiselere ise korkarak, ağlayarak, üzülerek yanıt veririz. Bu ikisi arasında aslında kategorik böyle bir fark var. Benzer bir şey bu sakarlık konusunda da olabilir. Bu muhtemelen herkese olmuyordur. Soruyu soran arkadaşımızın vardır bir durum bununla ilgili ama yaygın olarak şöyle bir şey. Yani karşınızdaki insanın sakarlığı birçok Türk filminde ya da genellikle romantik filmlerde işlenen bir şeydir. İlk başta kadın erkek arasındaki gerilimi erkeğin salakça yaptığı bir sakarlık ya da bir şey hızla çözümleyiverir mesela. Bu durumlarda biz biliyoruz ki özellikle kadınlar bir erkekle yeni tanıştıklarında amigdalaları aktif olur. Çünkü erkek yani her şey olabilir belli olmaz. Hani kaslı güçlü falan bir şey var karşısında. Ama yaptığı o yetersizlik beyanı gibi gözüken hareket kadında bir merhamet duygusunun oluşmasına ve oksitosin salgılanmasına sebep olur. Oksitosin hormonu beyinden salgılandığında yaptığı ilk işlerden biri gerginlik bölgesi olan amigdalayı yatıştırıp sosyal bağlanmayı arttırmasıdır. Karşıdakine bir güven ve şefkat duygusu oluşmaya başlar. Tanıdığımız kişilerin yaptığı sakarlıklarda da biz eleştirmek yerine aslında oksitosin salgısını muhtemelen arttırıyoruz ve onlara tabii acıyoruz, acanım yapıyoruz, sevimli buluyoruz vesaire. Ama bir yabancının yaptığı sakarlık demeyelim de ona, potansiyel olarak işleyişi bozabilecek bir şey bizi tabii ki sinirlendirme eğiliminde. Çünkü o kişiye bir sosyal bağlanma hissetmiyoruz, ona şefkat duyma gibi ihtiyacımız olmayabiliyor o aşamada. Ve dolayısıyla o yapılan şey düzeni bozucu, olumsuz bir hareket olarak algılanıp ya nötr ya negatif olarak algılanıyor olabilir. Her zaman her sakarlık yapana sevimlilik göstermememizin sebebi muhtemelen budur. Ama sakarlığın bence yaş ve cinsiyette de çok yakın alakası var. Mesela ergenler çok sık sakarlık yaparlar. Özellikle ergen kızlar kol, bacak nereye uzanıyor vücut algısı tam oturmadığı için özellikle ilk ergenliğin ilk yıllarında sağa sola devirip kırma çok yaygın olarak görünen bir şey. Artı baskı altında. Yani göreceğim sana görücü geldiği zaman. Kahve yaptın mı? Yaptınız mı onu? Tüh keşke orada görseydik. Daha resmi isteme oldu yani. Oldu. Tüh kaçırdık ya ben de orada olsaydım. Şamdan önce oluyor. Öyle mi? Ne bileyim. Yeğenimle oturuyoruz. Masada ayran gibi bir şey var işte. Döktü ayranı. Kalktı ayağa. Olsun olsun dayı diyor. Olsun olsun diyor. Ben hiçbir şey söylemedim. Kalktım ben bezi aldım. Siliyorum. Olsun dayı olsun olsun diyor. Sürekli olur mu dedim. Benim olsun demem gerekiyor. İki tane olsun olsun diyorsun. Çocuk gönlünden ne geçiyor? Onu söylemiş sana olsun, işte. Olsun olsun dayı diyor. Bir de bakıyor böyle yani. Olsun olsun dayı olsun falan yapıp siliyor yani. Ergenler değil canım ya. Ama çocuklarda şöyle bir ilginç bir şey var. Bizim bir tanıdığımızda vardı bu. Şimdi olsun olsun deyince aklıma geldi. Evde anne baba sesi çok yükseliyor. Yani şiddet yok ama çok kavga ediliyor, kapılar çarpılıyor falan. Çocuk da muhtemelen o ara bir yere mi kaçıyor artık onu, bir yere mi tıkıyorlar odaya bilmiyorum. Çocukta şöyle bir şey oluşmuş. İşte yanında birine bir şey oluyor mesela, üzüldüğünü hissediyor. Gidip ona olsun şey yapma sen. Geçer geçer, biter biter falan yapıyor mesela. Öyle bir çocuklarda koruma şeyi oluyor galiba. Ya var da ona yapıldığı için tabii. Sonrasında anne gelip baba gelip ağlama bilmem ne. Bak değil. Çocuklardakinin iki tık ilerisini biz ev hayvanlarında görüyoruz mesela. Çocuklar da az kirletilmiş insanlar olduğu için onlarda bu şefkat tepkileri çok daha fıtri ve doğal. Mesela köpekler, evcil köpekler birçok köpek cinsi bir odada mesela 10 kişi oturuyor ve aralarından bir tanesi ya ciddi kederliyse veya otistikse veya başka bir nöronal göç yolu hastalığından muzdaripse gelişimsel hastalıktan köpek gidip onun yanına oturuyor. Köpek gidip onunla ilişkiye geçmeyi tercih ediyor. Yardıma ihtiyacı olanları anlayabilecek bir sistem var tabiatta. Köpekleri ve kedileri evcilleştirmemizin sebebi, daha doğrusu evcilleştirilmeyi onların kabul etmesinin sebebi ve ren geyiklerini eğitemememizin sebebi. Mesela onlar biliyorsunuz çiftliklerde yetiştiremiyoruz. Sosyal algı genlerindeki bir mutasyona dayanıyor. Bugün biliyoruz. Yani buna tam gen mutasyonu hepsini açıklamak kolay değil ama hepsi ortak bir mutasyonu paylaşıyorlar. Mesela köpeklerde var. O mutasyon nedeniyle insanlardan daha az korkuyorlar. Ve daha az korkunca daha iyi sosyal bağlanma gösteriyorlar. Daha iyi sosyal bağlanma demek daha hemhal olmak demek. Bunun zirvesi yeni öğrendim. Keşke daha önceden bilseydim. Atlarda. Gidip bir atla hakikaten iletişime geçtiğinizde atın neler yapabileceğine inanamazsınız. İnşallah bir gün Aydın Soysal'ı getirelim. Bu konuda konuşturalım. Aydın Soysal'a da buradan selam ediyorum. Kimdir Aydın Soysal? Google var valla. Arayın bulun. Enteresan bir adam.